Burada bir aldehit veya ketonun nükleofilik katılma tepkimesini görüyoruz. Sol tarafta bir aldehit görüyoruz. Aslında keton elde etmek için bunu değiştirebiliriz ama neyse. Aldehit veya ketona su eklersek sağda gördüğümüz ürünü elde ederiz. Bu da hidrat veya geminal diol olarak adlandırılır. Ya da kısaca gem diol de diyebiliriz. İkiz anlamına gelen gem denmesinin sebebi de buradaki iki OH'ın aynı karbonda yer alması yani ikiz gibiler. Bu tepkimenin dengede olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi aldehitin ya da ketonun nasıl olduğuna bakalım. Aldehit veya ketondaki karbonilin polarize olduğunu biliyoruz. Yani oksijenin karbonlardan daha elektronegatif olduğunu söylemek mümkün. Bu da oksijenin elektron yoğunluğunu aldığını gösterir. Bu oksijen kısmi negatif. Bu karbonil karbonda kısmi pozitif yüklü. Dolayısıyla karbonil karbon kısmi pozitif olduğundan elektrofilik olduğunu yani elektron istediğini söyleyebiliriz. Bu karbon sudan elektron alabilir. Buraya su molekülünü de çizelim. Su nükleofil görevi görebilir. Suda iki ortaklanmamış elektron çifti var. Bu oksijende kısmi negatif. Yani burada nükleofile elektrofile saldıracak. Bu durumda oksijendeki ortaklanmamış elektron çifti bu şekilde karbonil karbona saldırır. Yani nükleofil moleküldeki elektrofilik kısma saldırır ve böylece pi elektronları oksijene geçer. Nükleofilik saldırı sonucunda neler olacağını çizerek gösterelim. Şu anda oksijenimiz bu karbonla bir bağ kurdu. Oksijene bağlı iki hidrojen halen duruyor. Bu iki hidrojeni de çizelim. Oksijende halen bir tane ortaklanmamış elektron çiftimiz var. Bu da oksijene artı bir formal yük verir. Bu karbon başka bir oksijenle daha bağ kurmuş ve onun da öncesinde iki tane ortaklanmamış elektron çifti vardı. Bir elektron çifti daha aldı. Dolayısıyla formal yükünün eksi bir olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda oksijene bağlı bir R grubu da var. Burada da bir hidrojenimiz var. Şimdi de elektronlara bakalım. Oksijende ortaklanmamış elektron çiftlerinden bir tanesi karbonla bağ kurdu. Bunların buradaki elektronlar olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de pi elektronlarına bakalım. Burada bulunan pi elektronları oksijene geçti. Bu üçünden hangisinin olduğunun bir önemi yok. Buradaki çift olduğunu varsayabiliriz. Bu bizim ara ürünümüz. Şimdi de asit baz tepkimesine bakabiliriz. Bu noktada bir su molekülü daha gelir. Suyun asit veya baz görevi görebileceğini biliyoruz. Buradaki elektron çiftinin bu protonu aldığını varsayalım. Böylece buradaki elektronlar oksijene geçer. Şimdi de asit baz tepkimesi sonrasında neler olacağına bakalım. Oksijenimiz şu anda sadece tek bir hidrojenle bağ kurmuş durumda. Sağ tarafta kısmi negatif yüklü oksijenimizse halen duruyor. R grubumuz ve hidrojenimiz de duruyor. Bu ortaklanmamış elektron çifti de duruyor. Buradan bir ortaklanmamış elektron çifti almıştık. Bunu çizerek göstersem iyi olacak. Bu elektronları mavi ile gösterebiliriz. Buradaki elektronlar oksijene geçmiş oldu. Son ürünü yani hidratı elde etmemize çok az kaldı. İhtiyacımız olan tek şey başka bir asit baz tepkimesi. Bu tepkimede de bir su molekülü daha gelir ve dediğim gibi su asit de olabilir, baz da. Bu oksijendeki bir ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alabilir ve böylece bu elektronlar oksijene geçer. Bu da son ürünümüzü elde etmemizi sağlar. Evet. Burada gördüğünüz hidratı elde etmiş oluruz. Tabii ki bu hidrojeni R üssü grubumuzla değiştirebiliriz. Bunu da aynı şekilde. Bunu yaptığımızda da hidratı yani gem elde edebiliriz. Katalizlenmemiş tepkimenin genel yapısının bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada tepkimenin dengede olduğunu unutmamakta fayda var. Şimdi de başka örneklere geçelim. Evet, üç örneğe daha bakalım. İlk örneğimiz formaldehit. Formaldehiti suyla tepkimeye sokarsak sağ taraftaki hidratı elde edebiliriz. Bu durumda dengenin sağ tarafa doğru olduğunu, yani hidrat oluşumunu desteklediğini söyleyebiliriz. Bunun sebebi ise aldehitlerin oldukça reaktif olması. Daha önceki bir videomuzda aldehitler ve ketonların kimyasal reaktifliğini incelemiştik. Burada oldukça polarize halde olan bir karbonil var. Buradaki karbon kısmi pozitif. İki tane de hidrojenimiz var. Bu hidrojenlerin çok da yer kaplamadığını görüyoruz. Dolayısıyla polarizasyonun ketonlardan daha fazla, sterik engelinse daha az olduğunu söyleyebiliriz aldehitlerin yüksek kimyasal reaktifliğinden dolayı bu ürün oluşur bir sonraki tepkimede aldehit olmadığını görüyoruz bu bir keton aseton molekülü asetona su eklediğimizde de hidrat elde edebiliriz ancak ketonların aldehitler kadar reaktif olmadığını biliyoruz bu yüzden bu sefer dengenin sol tarafa doğru olduğunu söyleyebiliriz yani keton oluşumuna doğru bir denge var şimdi de diğer tepkimeye geçelim bu bir asetaldehit molekülü. Asetaldehite su eklediğimizde ürün kısmında buradaki hidratı elde edebiliriz. Bu tepkimelerin karbonil karbonun kısmi pozitif olmasından dolayı gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Çünkü tepkime sırasında oksijen elektron yoğunluğu alır. Dolayısıyla karbonil karbondan elektron yoğunluğu alacak bir yapı ekleyerek aldehitler veya ketonları daha reaktif hale getirebiliriz. Örneğin halojen gibi elektronegatif bir atom ekleyebiliriz. Bunun nasıl olacağına birlikte bakalım. Karbonil karbonun yanındaki karbona 3 klor atomu ekleyelim. Elektron çeken gruplar yani oldukça elektronegatif olan bu atomlar bu şekilde karbonil karbondan elektron yoğunluğu alır. Bu elektronegatif atomların tepkimeye katılmasıyla karbonil karbonun daha da kısmi pozitif hale geldiğini söyleyebiliriz karbonil karbon ne kadar pozitif yani elektrofilik olursa bu tepkimede su molekülü olan nükleofil de o kadar fazla saldırır ve bu atomların eklenmesi molekülü daha da reaktif hale getirir böylece dengeyi daha da sağa doğru kaydırabiliriz ve bu sayede daha fazla ürün elde edebiliriz şimdi de bu tepkimeden elde edilen ürünü çizelim 3 klor atomunu buraya yerleştirebiliriz bunu ketonlarla da yapabiliriz. Çünkü bu atomların tepkimeye katılmasıyla ketonlar çok daha reaktif hale gelir. Aslında bu bilinen bir tepkime. Sol tarafta trikloroasetaldehid molekülünü görüyoruz. Bu tepkime de hidrat ürünü olarak da kloral hidrat elde ediliyor. Kloral hidrat birini bayıltırken sıklıkla kullanılan bir madde. Burada aklınıza Nuri Alço filmleri gelebilir. Yani hidratların oluşumu açısından bu tepkimenin oldukça ilginç olduğunu söyleyebiliriz.